Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Şimdi CES'teki maceralarımız devam ediyor. Söyledim daha önce de biliyorsunuz CES sadece teknolojik ürünlerin değil aynı zamanda otomobillerin de otomobil markaları da katıldığı bir firmaydı. Hemen arkamda şurada bir otomobil görüyorsunuz. Byton'un M-Byte isimli otomobili. Yine fuarda tanıtılan bir model olmuştu. Birazdan detaylarına değineceğim ama çok enteresan, şekilli bir araba olmuş ve hani endüstri standartlarının dışında bir otomobil yapmış Byton. Piyasaya sürülecek deniyor bu cihaz ama Byton uzun yıllardır yani son 3 yıl önce geldiğimde de aynı şeyi söylemişti. Henüz piyasaya sürülen bir modelleri yok. Umarız ki bu model sürülür. Şimdi gelin bu otomobilin detaylarına hep beraber bakalım. Geçtiğimiz yıllarda da fuara katılan bir markaydı Byton. Byton'un şu anki otomobili M-Byte diye geçiyor. Elektrikli otomobil bu. Ama çok şekilli bir tasarım olmuş. Ayrı konu yani şuradan bakıyoruz mesela. Farlar bunlar bu şekilde. İsmi de yazıyor burada bakın. Konsept olduğu da belirtiliyor. Yine farları bu şekilde. Bilmem fark ettiniz mi? Araçta dikiz aynası yok. Şurada böyle bir şey var. Bu muhtemelen dikiz aynası değil. Dikiz aynası yok. Herhalde kameralardan gösteriyor muhtemelen. Bu da bir kamera aslında. Şuraya bir zoom gireyim. Şurada bir kamera var görüyorsunuz. Buradaki görüntüyü muhtemelen içeride bir ekran var. Oraya veriyor. Şöyle biraz dolaşalım bakalım arabanın etrafında imkan olduğu ölçüde. Bu da arka tarafı. Arkası biraz şekilsiz geldi bana ama şu anda buradan da içeriği görüyoruz. Evet arabanın bayağı bir içi komple ekran yapmışlar. Bakın şu anda komple ekran var. Ayrıca koltukların arkasında da yani arkadaki yolcular için de ekranlar bulunuyor görüyorsunuz. Arabanın içi bu arada komple ekran. Bakalım şu ekrana doğru biraz gidelim, gitmeye çalışalım. Buradan şarj istasyonumuz var. Cihazı buradan şarj ediyorsunuz. Şöyle ekrana ben biraz daha yakından görmeye çalışıyorum ama nasıl olacaksa artık. Cihazın ekranı bu şekilde. Aracın ön tarafı komple ekran. Şu anda görüyorsunuz. Bu arada direksiyon üzerinde de bir ekran var. Onu da şöyle göstereyim. Direksiyon üzerinde de bir ekran var. Onun dışında içerisi boş. Bakın burada vites kolu vesaire hiçbir şey yok. Yani böyle bir araba kullanılır mı? Yani çok emin olamadım. Ama böyle bir ekranı var. Şu anda görüyorsunuz yani. Pek pratik gelmiyor bana açıkçası ama muhtemelen konsept olarak güzel bir şey, havalı ama kullanımda işe yarar mı? Çok emin olamadım oradan. Çok havalı görünüyor ama kullanımda bu işe yarar mı? Çok emin olamadım. Kapı kolları da, kapı kolu da yok bu arada araçta. The production version will have 5 additional screens and then 2 in the back. Çok enteresan olmuş. Şöyle dolaşalım biraz daha etrafına. Aslında bir SUV'a benziyor. Standart bir SUV aracına benziyor. Bir tarz böyle kaslı, iri yapılı bir otomobil gibi görünüyor. Ama bu ekran olayı çok enteresan olmuş. Şu anda aracın direksiyonunu görüyorsunuz. Ekran var. Tabii olası bir kaza durumunda bu ekran ne olur? Hava yastığı falan patlar mı? Patlarsa ne olur? Biraz beni düşündürmedi değil.
Çünkü malum hava yastıkları ortadaki direksiyonun ortadaki boşluğuna konuluyor arkadaşlar. Bana sıkıntı olur gibi geliyor bana ama vardır onda bir çözüm muhtemelen. Evet, Byton'un M-Byte isimli otomobilin detaylarına baktık. O ekran beni benden aldı, onu baştan söyleyeyim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz, hatta düşüncelerinizi mümkünse bu videonun altında bana iletmenizi rica ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizimle ilgili her türlü görüş yorumlarınızı istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz. CS turumuz devam ediyor. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.